Merhabalar, bugün konumuz araç klima. Soğuk üflemiyor neden sorusunun cevabı. Araç klimanı soğutmuyor, soğuk üflemiyor ya da üflüyor ama ılık, istediğiniz soğuklukta değilse hangi noktaları kontrol etmeniz gerektiğini ve arızanın kaynağını nasıl çözebileceğinizi detaylı olarak anlatacağız. Hazır bunu anlatırken klima bakımından da bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Araç klimanı soğuk üflemiyorsa ilk bakmanız gereken yer klima kompresörü. Klima kompresörü motorun sol, aracın sağ tarafında bulunur. Motor kaputunuzu açtığınızda motorun sol tarafında kayışlar göreceksiniz. Bu kayışların üzerinde kastaklar bağlıdır. Bu kastakların hepsinin içi boştur. Şu üstte göreceğiniz gibi. Mesela bu direksiyon power kastağı, direksiyon pompasının kastağı. Altta küçük kastaklar şarj dinamosu ve yergi kayış kastakları. Ama en altta ortası vidalı ve dolu şekilde bir parça görüyorsunuz. Bakın tam şu parça. Bu klima kompresörü. Siz aracı çalıştırdığınızda bu kastağın dışı döner. Orta kısmı yani şu vidalı gördüğünüz kısım dönmeyecektir. Nasıl oluyor? Hemen gösterelim. Bakın kayışlar dönüyor. Alttaki kastığa bakın. Sabit duruyor. Gördüğünüz gibi bir dönme yok. Klimayı düğmesine bastığınız anda ortadaki otomatik kilitleyecek ve klima aktif olup o ortadaki bölümde dönmeye başlayacak. Onu da şöyle gösterelim. Şimdi klimayı devreye aldık. Gördüğünüz gibi klima otomatiği devreye girdi ve klima kompresörü çalışmaya başladı. Klima düğmesine bastığınız zaman klima kompresörünün devreye girip girmediğinden emin olun. Eğer devreye girmiyorsa araç klimanızın soğutmama nedeni klima kompresörünün devreye girmemesi olabilir. Peki klima kompresörü neden devreye girmez? Klima kompresörünün devreye girmemesinde 3 ana neden vardır diyebiliriz. Bunlardan ilki klima gazının sistemde olmaması. Aracınızda klima gazı yoksa klima kompresörü devreye girmeyecektir. Klima sisteminde gaz olup olmadığını nasıl anlarsınız peki? Aracımızda klima gazı olup olmadığının yöntemi bir makineye bağlanıp aracın klima sistemindeki basıncın ölçülmesidir. Ama tabii ki biz bunu manuel olarak kendimizin nasıl anlayabileceğimizden bahsedeceğiz. Çok basit. Aracın anahtarını bunun için kullanabilirsiniz. Bir dolup bir de kontrol ağzı bulunur. Klima rekorlarını takip ettiğinizde araçta şu şekilde lastik sıvabını andıran bağlantılar göreceksiniz. Klima sisteminin rekorları üzerinde. Bu bağlantılara şu şekilde lastik havasını indirir gibi düşünün. Hatta bunu çıkaralım şuradan. Şu şekilde. Buna bu şekilde bastırdığınızda gördüğünüz gibi sistemde klima gazı yok. Geri takalım. Bir de buradan kontrol edelim. Gördüğünüz gibi sistemde klima gazı yok. Buradaki sibopun iğnesini içeri doğru bastırdığınızda basınçlı bir şekilde gaz çıkışı olması gerekir. Klima gazının var olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Yalnız bu uygulamayı yaparken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Onu bahsetmeye çalışayım. Klima gazı zehirli bir malzemedir. İnsan sağlığı için risk oluşturan bir malzemedir. Bu işlemi yaparken eldiven kullanmanız ve klima gazınızın ellerinize bulaşmasını engellemeniz tavsiye edilir. Ayrıca bu klima gazına anahtarınızla ya da bir tornavidayla sibopunun iğnesine bastırdığınızda kafanızın gazın püskürücüye bölgelerde olmaması biraz uzaktan elinizle bastırmanız tavsiye edilir ki elinize, yüzünüze ya gözlerinize bu klima gazı gelmesin. Dediğimiz gibi bu klima gazı zehirli, insan sağlığı için zararlı bir malzeme. Solunması kesinlikle tavsiye edilmez. Deri ile teması, gözle teması tahrişlere, alerjilere, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Çünkü bu işlemi yaparken bunlara dikkat etmenizi, eldiven kullanmanızı, koruyucu gözlük kullanmanızı ve klima gazının dışarıya püsküreceği noktalarda bulunmamaya çalışmanızı tavsiye ederiz. Bir diğer neden klima kompresörüne elektrik gitmiyor olması. Klima kompresörünün altında bir elektrik bağlantısı bulunur. Bu elektrik bağlantısı oksitlenmiş, elektriği iletmiyor olabilir. Sigorta kutunuz. Araçta sigortasal, rolesel sorunlar, klima rolesi arızası. Klima kompresörüne elektrik göndermiyor olabilir. Bu durum yine klima kompresörünün devreye girmemesine neden olacaktır. Hazır buradan sonra klima bakımına da geçelim. Klima bakımının aksaması, klima bakımınızı yaptırmamanız da klimanın artık yeteri kadar soğuk üflememesine neden olabilecek durumlardan biri. Özellikle araç kliması üflüyor ama soğutmuyorsa ya da bazı tıkanıklık nedeniyle araç soğuk üflemiyorsa
Klima bakımı ne zaman yapılır sorusunun cevabı ortaya çıkmış oluyor. Klima bakımınız gelmiş olabilir. Peki klima bakımı nasıl yapılır? Klima bakımında klasik iki nokta vardır. İlk nokta, her periyodik bakımda zaten değişmesini önerdiğimiz polen filtresi. Polen filtremizi hemen çıkaralım. Polen filtresi gördüğünüz gibi gözenekleri gayet sıktır. Bu gözenekler dışarıdan, şu polen filtresinin konumunu görüyorsunuz. Hava aldığı yerse burada. Her araçta farklı olabiliyor. Bazı araçlarda cam önünden alıyor, torpido altında olabiliyor. Bazı araçlarda şu kısımda çekmece şeklinde olabiliyor. Polen filtresinin yerini aracınızın marka modeline göre internetten de araştırabilirsiniz. Aşağıdaki yorumlardan da bizlere sorarsanız yardımcı oluruz. Bu kısımlardan giren toz, pislik klima filtresinin bu gözeneklerini tıkıyor. Bu aradıklarına yapraklar, toz, çamur. Elimde şu an bir tane kirli polen filtresi olsa yanına koyar gösterirdim. Ne demek istediğimi daha iyi anlardınız. Bu polen filtresi tıkandığı zaman aracın hava aldığı noktada tıkanmış oluyor. Araç dışarıdan hava alamazsa, ne kadar iyi soğutursa soğutsun, size o soğuk havayı üfleyemeyecektir. Bu nedenle de araç soğuk üflemiyor şikayeti ortaya çıkabilir klimanızda. Filtrenizi sökerek filtrenin durumunu, tıkalı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ya da sadece deneme için, sürekli kullanım için önermiyoruz. Sadece deneme için filtreyi söküp o şekilde klimanın üflemesini kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde sorunun kaynağı polen filtresi olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yerine takalım tekrardan. Klima bakımındaki ikinci nokta ise, genellikle klima bakımında bu iki nokta yeterli oluyor zaten. Klima gazının basınç miktarıdır. Klima gazı tamamen genellikle araçlarda bitmez ama yıldan yıla basıncında düşme olabilir. Bu klima sistemi içerisindeki gaz miktarıdır. Belli gramajlarla ölçülür. Araçlarda, çoğu araçta 1.1, 0.8 kilogram gibi klima gazı alır araç sistem içerisine. Bu klima gaz miktarı azaldıkça soğuk üflemesinde, performansında düşüşü neden olabilir. Aracınız eskisi kadar soğuk üflemiyorsa, ılık üflüyorsa ya da ılığa yakın hafif soğuk üflüyorsa klima gazınızda miktarı azalmış olabilir. Az önce gösterdiğimiz gibi klima gazı sistemde kontrolünü yaptığınızda klima gazı sistemde olabilir. Ama bu size klima gazının içinde basıncını ve miktarını vermez. Klima gazının basıncı ve miktarının ölçülmesi için sistemin bir cihaza bağlanıp basınç miktarının ölçülmesi ve içerisindeki gaz miktarının tespit edilmesi lazım. Buna göre bir eksiklik varsa sistemde tamamlanır. Bu da sizin aracınızın artık kliması soğuk üflemiyor şikayetinin ortadan kalkmasını sağlayacaktır diyebiliriz. Son başlığımızdan da bahsedelim. Bu da ciddi ve sık yaşanan bir sorun. Klima bir soğuk bir sıcak üfleme sorunu. Genellikle bu durumun nedeni klima kompresörünün bir devreye girip bir devreden çıkması olabilir. Bunun da tespiti, eğer bundan mı değil mi tespiti de çok kolay. Videonun başında gösterdiğimiz gibi klimayı çalıştırın, kaputunuzu açın. Klima çalışırken klima kompresörünün otomatiği devreye girip orta kısmında dönüyor olması gerek. Eğer klima bir soğuk bir sıcak üflüyor şikayetinde sıcak üflemeye geçtiğinde klima kompresörünün otomatiği devreden çıkıyor ve orta kısım dönmeyi kesiyorsa, sorunuz klima otomatiği ile alakalı ya da elektriksel bir şase ya da bir sıkıntı ile alakalı olabilir. Bu sorunun arıza nedeninin teşhisini de bu şekilde kendiniz de yapabilirsiniz. Yalnız bu sorunun çözümü için bir servise ya da bir otoelektrikçisine gidip tesisatınızı kontrol ettirmeli, elektrik gelip gelmediğini kontrol ettirmeli, klima otomatiğinde sorun olup olmadığını kontrol ettirmelisiniz diyebiliriz. Videomuzu kapatmadan önce bir uyarı ve hatırlatmada da bulunalım. Bu konu özelinde ya da bu konudan bağımsız olarak hangıza takılan tüm soruları bizlere aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorulara günlük olarak cevap vermeye gayret ediyoruz. Yalnız günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular öncelikli cevaplanıyor. Ayrıca haftada birkaç gün YouTube'dan canlı yayına başlayacağız. Hazırlıkları ve altyapımızı oluşturuyoruz. Bu canlı yayınlarda da abone olup canlı yayınlara katılabilir, canlı olarak anında soru cevaplara katılabilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.